Arkadaşlar hemen bence canlı yayına iki amcayı alalım. Turhan ve Erkan Kuru. Özlem'in amcası. Zaten babası Ercan Bey günlerdir burada. Kızı bulunmadan da hiçbir şekilde gitmeye niyeti yok. O teslim edilecek. Ondan sonra baba yayından gidecek. Hemen Kubilay'a dönüyorum. Kubilay merhaba. Merhabalar Serap Hanım. Turhan Bey, Erkan Bey sizlere de merhaba. Merhabalar Serap Hanım. Şimdi karşı taraf yani Hakan'ın babası Mustafa çok agresif, çok kavgacı. Hakikaten yani böyle iletişim kurulabilecek bir adam değil. Çünkü o başka yerlerde konuyu uzaklaştırmak için buradan başka konulara sapıyor. Şimdi ben hanginiz konuşmak isterseniz ona söz hakkı veriyorum. Bu Özlem'le ilgili, bu aileyle ilgili nedir düşünceleriniz? Diyelim ki kız isteyerek gitti, seviyorum zannetti. 17 yaşında herkesi seviyor herkes. Ama bu kız 18 yaşını doldurmadı. Evet, kim konuşmak istiyor? Merhaba Serap Hanım. Merhaba. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Tamam, kız severek kaçtıysa kızı niye piyasaya çıkarmıyorlar? Annesi, babası, amcalarına niye görüştürmüyorlar? Bu kız gideli 2 ay oldu. Mustafa Bey sesleniyorum. Belki de bu kızı ya öldürüp attılar ya da ben her şeyden şüpheliyim artık. Ve bunların ailesi komple hakkını dava açacağım Serap Hanım. Çünkü 2 ay oldu, 2 ay. Bir insan bunu yapar mı? Ses yok, seda yok. Kızın ölü mü, diri mi, ne olduğunu bilmiyoruz. Ben bunlardan her şeyi bekliyorum artık Mısır dosyada. Ben bunların hakkını dava edeceğim Serap Hanım. Mustafa Bey'i Erkan ileri. Ben bunların hakkında hepsinde ayrılacak. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum Serap Hanım. Bunlar kim? Soyadlarını vermeyelim ama siz şu anda Turan Bey misiniz, Erkan Bey mi? Erkan Bey. Erkan Bey, bu şahısların soyadlarını vermeyelim ama kim bunlar? Yani nesi oluyor Hakan'ın? Bunlar soyadlarını vermeyelim. Soyadlarını vermeyelim. Uğur İ, evet. M amcası, F eniştesi, S abisi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kişilerden hangisi o beyaz araca sahip, dün Emre'nin söylediği? Üçü de. Üçü de? Evet. Abisi Serkan, eniştesi Fatih. Yani şu anda o Uğur dediği kişi de arabayı son anda değiştiriyor. Bakın şu anda yani onun aracı da önce deniz mavisi, yani koyu mavi. Ne Doğan'dı ne Şahin'di. Ama şu anda arabaya değiştirdiğine, beyaz araç olduğunu, ama bu Doğan mı, Şahin mi veya yalnız öbürki abisiyle eniştesinin araçlarını biliyorum. Şimdi C ile yazılıyor, K ile okunan bir arabadan bahsediyorum. C ile yazılıyor ama K ile okunuyor. Bunu bir görgü tanığı bize söyledi, aracın içinde gördüğünü. Ve dün de Emre aynı araçtan bu Hakan'ın amcasının mı, amcasının oğlunun mu olduğunu söyledi. Senin bu saydığın isimlerde bu kişi de var, doğru mu? Doğrudur Serap Hanım. Erkan Bey. Serap Hanım bir dakika. Buyurun. U olan zaten orada duruyor. Orada oturuyor. Muğla'da. Milas'ta. Evet, Bodrum'da. Bodrum'da oturuyor. Poğaçacı yani. Poğaça yapıyor. Tatlı matlı yaptığınızı öğrendik. Ve adreslerini de öğrendik ama bunlar kaçak yaşıyor. Yani daha tabii ben hiç kimsenin yani insanı kötülemek istemem ama köyden biz bir aracın halı sahanın yanından bir aracın alıp Yağışlar Tepesi yani komşu köy. Oradan alıp Uğur yani U oradan Bodrum'a götürdüğüne. Yani bunları öğrendim. Ama şimdi ben yok yere adamı nasıl suçlayayım? Yani plakası yok. Şu desek hayır, biz sadece aradaki yani benzerlikten bahsediyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Evet. Onun arabası öyle olduğu için onu alıp gitti demiyoruz. Ama arada bir benzerlik var mı? Var. Bu kadar tesadüf olur mu? Olur ha.
beyaz mı? Evet gibi benzerlikler var. Bu arada da mumcularla ilgili de bir ihbar gelmişti. Mumcularda havaalanından işte sapıyorsunuz, mumcular tarafına gidiyorsunuz. Orası da bayağı böyle hani dağlık, tepelik, güzel evlerin de olduğu, yerleşim yerlerinin de olduğu ama saklanabilecek gibi bir takım uzak mesafede evlerin de olduğu bir yer. Şimdi, mumcularla ne alakaları ya var? Bunlar Güvercinlik'te bunun o kişi orada Uğur. O orada çalıştığını öğrendik. Oradan bir de adres değiştirdi bununla. Telefon tabii. Face'ler var. Fotoğraflar yani Face'teki fotoğrafların hepsine gizlemiş. Bir de duyduk Bodrum Konacık'ta. Merkez şey, daha içeride. Tabii benim oğlan dün yani oğlanı şurada dün bir şey konuyor. Bu oğlanı bundan tehdit ettiğine inanıyorum. Çünkü ben oğlan o şekilde. Emre'yi. Evet. Ben bu konuda yani buradan sağ salim çıkarsak çocuğu ben bu konu hakkında yani o kişileri de bulacağım yani. Bir dakika. Senin oğlunu tehdit ettiklerini dündeki, mi düşünüyorsun? Dündeki bak bu memur bey bilen şöyle. Orada ben çocukta o hareketi beklemiyordum. Bakın yani bu çocuk kardeşini çok seviyordu. Ama iki gündür biliyorsun. Daha önce de ben ona bir şeyler sorduğumda hep böyle sakin cevaplar veriyor. Hep kaçamak cevaplar veriyor. Korkutulduğunu mu düşünüyorsun? Ben ona dündeki ifadesine göre memurumuz da böyle dedi. Yani ben orada mesela burada sağlıklı konuşamıyorum ama buradan otel gittiğimde her şeyi düşünüyorum. Detaylı detaylı. Şu çocuğun dündeki birkaç hareketi bana sanki hani çekimser, karşı taraftan tehdit almış gibi. Yani ben bunlardan her şeyi biliyorum. Yani şu sözün bittiği bir yer var. Bakın yani bizim bu ülke için polisimiz, jandarmamız mesela elini, kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş. Adam oradan ihbar veriyor. Yani burt diyor. Yani bu böyle gazilerimize ne yapıyor adam? Tehdit ediyor. Saldırı yapıyor. Ya bu adamlar bizim ülkemiz için kolunu kaybetmiş, bacağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş ya. Ya senin gücün hani Mustafa İleri işte erkeklikten bahsediyor. Yani erkeklik bu mu? Yani ben bunu soruyorum. Centilmenlik bu mu? O konuyu başka yerlere çekerek konudan uzaklaştırmaya çalışıyor bizi. Ama senin kendi oğlun Emre ile ilgili söylediklerine ben de katılıyorum. Emre'yi ben atak görmüyorum. Emre'yi ben bu iş çözülsün. Sanki bana, sen diyorsun ki tehdit ediliyor. Bana da sanki arkadaşı olduğu için biliyor ama nasıl olsa annemi babamı ikna edersiniz diye düşünüyorum. Yok. Öyle bir yani, hissiyatım var. Ben de tehdit edildiğini düşünüyorum. Yani bir kız kardeşini kaçıran bir aileye karşı böyle tehditlere boyun eğecek bir abi gibi de durmadı bana. Şimdi ama olay biliyor olabilir, müsaade etmiş olabilir, göz yummuş olabilir. Babalarının ve annesinin bu konuya izin vermeyeceğini bildiği için de yol vermiş olabilir. Susuyor olabilir. Susuyor olabilir. Evet. Murat Bey. Yani şimdi Erkan Bey hatta mı? Evet evet. Erkan Bey şimdi konuyu başka bir mecraya çektiniz. Biz tamam Mustafa Bey ve o çocukla ilgili bir şeyler söylerken siz bir anda o çocuğun amcalarına da yöneldiniz. Yani bunların bu kız konusuyla ilgili topluca hareket ettiklerini mi düşünüyorsunuz? Evet. Doğru mu anladım? Evet doğru. Çünkü bugüne bu saate kadar konuşulmamıştı. Bu siz bir anda mecrayı değiştirdiniz. Şimdi, peki benim anlayamadığım bir şey var. Bakın siz de orada bir geniş bir ailesiniz. Yani siz de bu kız için bir hareket etmediniz mi? Gidip sağa sola bakmadınız mı? Düneyin Emre diyordu ki ben onların işte Bodrum'da, şurada, burada birçok yerde güçlü olduklarını biliyorum. Siz de az çok vakıfsınız aslında onların nerede ikamet ettiklerine. Bununla ilgili siz de amca olarak karşı taraf nasıl, hani yanlış anlamayın sakın. Onlar nasıl orayı tutuyorlarsa siz de birlikte hareket etmeniz, kızı bulma cihetine gitmeniz gerekmez miydi? Ya biz, şimdi Murat Bey'in görüşünü galiba. Evet, evet. Şimdi Murat Bey, onlar var. 50 kişi biz varız, 4 kişi. Bak, dikkatinizi çekerim. Şimdi 50 kişim daha kuvvetli, 4 kişim kuvvetli. Siz bunu soruyorum. Tamam ben zaten yanınızdaysa 4 kişi 50, daha kuvvetlidir. Ay ama gidip kavga 50, edin 50 demiyor 50 zaten. Yani, bir dakika. Hukuktan bahsediyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın da çok önemli çünkü. Yani Murat Bey şunu demiyor. Siz 4 kişi toplanın, gidin onların bulundukları yerleri basın, kızı arayın demiyor. Siz ne yapıyorsunuz kızınızı bulmak için? Onlar 50, siz 4. Önemli değil. Kızınızı aramak için ne yapıyorsunuz? Burada bir söz alabilir miyim? Bir konuşsun sonrası.
kanundan, kanundan iş yapalım diye uğraşıyoruz. Elbette. Affedersiniz. Kendimiz kabadayı olarak da iş yapalım demiyoruz. Kanun. Kanun kestiği parmak. Acımaz. Erkan Bey, zaten bahsettiğimiz şey de o. Şimdi eğer siz bunu, bahsettiğiniz konuyu kendi içinizde muhafaza eder, bu isimleri kendi aranızda zikrederseniz zaten bir noktaya gitmezsiniz. Bizim buradaki programdaki amacımız da zaten siz ve sizin gibi kişilerin o kolluk gücünü doğru bir şekilde yönlendirmesini istiyoruz zaten. Eğer siz şunu demeye çalışıyorum. Siz bu bahsettiğinizi yazıya dökmeyene kadar, yani kollukta veya savcılıkta ifade vermeyene kadar bu konu maddi bir değer taşımıyor. Bunu gidip zikretmeniz gerekiyor. Bahsettiğimiz şey bu zaten. Evet, anlıyorum beyefendi. Sadece burada söylemeniz yetmez. Şimdi bunu belgelere dökmeniz ve şikayetçi yani olmanız lazım. Pazartesi günü itibaren bunların komple hepsinin hakkında dava açacağım. Ha, bakın şimdi söylüyorsun işte. Şu ana kadar iki aydır içinizde olan bu bildiğinizi düşündüğünüz, birlikte hareket ettiklerini düşündüğünüz bu şahıslarla ilgili bugüne kadar bir müracaat etmeyene kadar kolluk bununla ilgili bir harekete geçme imkanı yok. Size az çok bir şeyler vereceksiniz ki kolluk gücüne. O da onlarla beraber hareket edecek. Bu peki, pazartesi dediğiniz şeyi daha önce yapsaydınız belki konu buraya kadar da gelmeyebilirdi. Kastettiğim şey o zaten. Bir söz alabilirim acaba? Söz alabilirsin. Erkan Bey bir saniye. Turhan Bey'e de söz hakkı vereceğim ama bir telefon varmış, adını vermek istemeyen bir kişi. Ama her zaman bu isimsiz telefonlarda şunu söylüyorum. Bizim tarafımızdan teyit edilmiş isimler bunlar. Alo. Efendim. Merhabalar. Sizin galiba bir aracılık etmeniz için teklif gelmiş. Bir 10 bin liradan bahsetti arkadaşlarım. Tam olarak anlatır mısınız ne olduğunu bize? Tam olarak babası geldi. Murat mıydı o çocuğun? Hakan. Hakan. Evet, Hakan'ın babası geldi. Ailesine 10 bin lira incire gittikleri için 10 bin lira bir teklif sundular. Ben de gidip söylemedim kendilerine. Daha sonra muhabbette amcalarımla konuştum. O şekilde şey yaptılar yani. Kimin amcasıyla konuştunuz? Kızın amcasıyla, Turan. Turan'la konuştunuz. Bir dakika Turan Bey, bir saniye hatta kalın. Turan Bey merhaba. Efendim, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İsmini vermek istemeyen bu kişiyi tanıyor musunuz siz? Size böyle birisi geldi mi? Bana böyle bir teklif de ettiler ama ben aileye iletmedim diye. Evet, geldi. Ne dediniz bu teklif? Önce bir 6 bin lira için diğer bir Murat Bey var, onu araya koyuyorlar. Sonra bu beyefendiyi. Siz ne dediniz karşılığında? Ben de sen karışma bu işe dedim. Biz parayla satılacak bir adam değiliz. Parayla pula ihtiyacımız yok. Bizim evladımızı sahip çıkıyoruz. Evladımızı getirsinler neredeyse. Yeter artık. Kaç yıl oldu? Ya bu kadar mı vicdansın? Bunun amcasının biri 15 yıl önce hapis cezası aldı istismar suçundan. Ben şimdi bu kızı öldürdüler mi? Kestiler mi? Biçtiler mi? Gömdüler mi? Ne yaptılar? Yazıktır ya. Bu kadar mı vicdansızız biz? İnsan değil miyiz mi? Hayvan mıyız? Estağfurullah. Ya resmen bize hayvan yerine koyuyor. Beyefendi, telefondaki beyefendi. Size kim teklif etti bunu? Hakan'ın babası. Direkt bu Mustafa denen kişi size 10 bin lira git söyle, şikayetlerinden vazgeçip imza mı versinler dedi. Evet. Siz ne dediniz ona? Ben karışamam dedim çünkü ben tanımam etmem babasına dedim. Ben sadece yani söylemek bile istemedim aslında. Sonra da öğrenmişler benden böyle konuştuğunu. Kim aracı kılmış? Ben sadece söyledim. Onlar zaten kabul etmediler. Satılık değil falan dediler. Siz bunu sadece Turan Bey'e söylediniz. Teklif eden kişi de kaçıran çocuğun babası Hakan. Yani böyle bir durum Mustafa. Bu durumda siz yarın bir gün yargı aşamasına gelecek bu. Tabii onlar her şeyi inkar ediyorlar. Siz burada şahitlik yapacak mısınız? Evet, bu kız için bana aracılık etmem için işte 10 bin lira ver aileye dedi. Bence öbür Murat Bey o 6 bin lira için yapacaktır. Çünkü çok dürüst bir insana benziyor. Yani Mustafa çünkü her şeyi inkar ettiği için telefonda bile bir sürü kıyamet şeyler söylüyor. Siz
Ben yaparım yani, sorun yok. Ben Allah'ın önünde huzura çıkarım yani. Bravo. Sorun yok. Siz aslında Hakan'ın ailesini tanıyorsunuz. Bu aileyi tanımıyorsunuz. Ben ikisini, hani ben Turan'ı tanıyorum. Fazla bir şeyim yok yani. Anladım. Turan'ı tanıdığınızı bildikleri için. Hakan da yani fazla aracılar sayesinde Hakan'ın babası öyle geldi benim yanıma. Anladım. Yani Turan Bey'i tanıdığınızı bildikleri için sizi aracı kılmaya çalıştılar. Bu kızın ya bakın neredeyse hakikaten 46-47 gün oldu, sesi bile duyurulmadı. Turan Bey, Erkan Bey, en azından bir sesini duyurup baba ben hayattayım, ben bu çocuğu seviyorum, tamam bir hata yaptım ama bunu düzeltebiliriz, ya da işte baba diyor ki getirin kızımı, baba biz gelelim ama lütfen işte bana bir, böyle bir konuşma geçmedi, bu kızın sesi duyulmadı. Peki Turan Bey, neden bu kızla ilgili bu kadar hayati endişe duyuyorsunuz? Aileyi ne kadar... Çünkü Serap Hanım, şöyle bir şey var. Bunun bir amcası daha evvelden 15 yıl hapis aldı. İstismar suçundan. Şu anda o kişiler bu Hakan gibi yardım ediyor. Yataklık yapıyorlar. Buna adım gibi eminim. Bulsunlar, getirsinler kızı. Ya ben 46, 47 gündür, 50 gündür deler çekiyor. Uykumu uyumadık. Abim orada. İlgen burada. İlgen'in birisi burada. Hangi birine destek çıkaracak? Biz kaç kişiyiz? Onlar kaç kişi? Ya vicdan olarak düşünün diye. Ben sizden bunu istiyorum. Yardımınızı istiyorum. Bir an önce bulsunlar. Ölü mü? Ölüsüne, ölüsüne bulsunlar. Yeter ki bulsunlar. Yazıktır ya. Vicdansız mı bunlar ya? Hayvanlısıyız ya. Hayvana bir şekilde bu şekilde hakaret edip ben. Yazıktır. Yani Mustafa Bey, Hakan. Ya abla, bu iş bildiğiniz şey kadar kolay böyle üstesinden gelebileceğiniz. Biz aldık 6 ay sonra bilmem ne imzaladık. O noktadan artık çıktı. Olay o noktadan çıktı. Artık kızı teslim edeceksiniz. Söyler. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani memur bey yanlış anlamasın. Burada bu güvenlik güçlerinden. Bakın ben ilk gün burada bir şey konuştum. Karpuzlu Jandarma Bölük Komutanı. Bana ilk geldiği gün aynı bu şey, ilk konuştuğum gibi konuştum. Adam beni şunu dedi evime gönder. İki bunlar annem var 75 yaşında bak. Bunlar var. Eşim var. Ufak kızım da vardı. Bana dedi ki bu şey konuştuktan sonra alnında öpülecek adamsın dedi. Ve bulacağım kızı dedi. Bakın 3 saat sonra aradım. Dedim durum ne? Ya boş ver ya diyor. Bak halen geçen gün Bodrum'a giderken benim oğlan diyor ki boş verin ya diyor, boş verin. Ya ben anlayamadım ya, ben şimdi burada bir güvenlikçiye, bir jandarmaya kötülemek istemem. Bizim devletimiz. Ercan Bey, şimdi devletimiz. Ercan Bey, bak, her kurumda olaylar olabilir, başka şeyler vardır işin altında. Ne olur bana yani, geldiğinizde bunları yaşadınızsa bile burada dile getirmeyin. Evet, çünkü şahidiniz yok, gören yok, işte, sizin böyle bir konuşmanızın geçtiğine dair. Biz güvenlik işte güçlerine, bak dinle beni, inanmak zorundayız, güvenmek zorundayız. Biz buradan yayın yapıyoruz, tanıyan olursa çıksın bulalım diye. Ama onlar, gene onlar bulacaklar. Biz ev basıp alamayız kızını, işte biz ev basıp bulamayız Ercan kızını. Ercan Bey, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi beş parmağın beşi bir değil. Her kurumda yanlış insanlar çıkabilir. Evet. Bu o kurumun yanlış olduğu anlamını taşımaz. Ya baksanıza. Kolluk diye tabir ettiğimiz jandarma ve polis gücüdür. Bunlar cani havliyle çalışıyorlar. İçlerinde yanlış kişiler çıkabilir ama bu hepsini anlamını taşımıyor ya tabii ki. Yani. Özlem Kuru'nun amcalarıyla biz bağlantıdaydık. Fakat şu anda galiba bir problem yaşıyoruz. Ama bu pazarcıdan bahsediliyordu. İşte yok para karşılığı pazarcıya satacakmış da babası onu. O yüzden istememiş Özlem. O yüzden de Hakan'a kaçmış. Yani karakola gitmemiş, bir yere gitmemiş ama Hakan'a kaçmış.